Fakat insanlarımız e, maalesef birçok şeye kapalı. Çünkü Türkiye öyle kutuplaşmış, öyle kamplaşmış ki sanki bir itibar erozyonuna uğramışız gibi. İşte belli kesim insanları, belli siyasi partiyi destekleyenler e, bizim fikirlerimizi e, maalesef çok dikkate almıyorlar. E, bizi dikkate alan arkadaşlar... ...diğer tarafların fikirlerini çok fazla dikkate almıyorlar. Türkiye'de bir kutuplaşma ortamı, bir kamplaşma ortamı oluşmuş. Dolayısıyla da... ...o partinin temsilcileri bize erozyon, işte itibar erozyonu, siyasi erozyona uğratmaya çalışıyor. Biz karşı tarafa farklı söylemlerde bulunuyoruz. Siyasetin de bu nezaketini kaybetmesini, halkın da... İşte bu tip çözüm önerilerine sıcak bakmamasına ya da paylaşmamasına sebep oluyor. Dolayısıyla bizim en büyük problemimiz bu siyasetle ilgili nezaketsizlik. Biz bir araya gelebilmeliyiz. Biz bir araya gelebilirsek toplum bir araya gelecek. Toplum bir araya geldiğinde de bizim bu canlı yayında konuştuğumuz konuları bir 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 herkes irdeleme fırsatı bulacak. Yoksa çözüm çok basit. Projeler var. Yıllardan beri anlatıyoruz. Bize ait projeler var. Diğer arkadaşlara ait projeler var. Bunların bir araya getirilip bir konsensüs içinde tekrar elden geçirilip revize edilmesi gerekiyor. Ama iktidar partisinin yaklaşımı o kadar yanlış oldu ki bu tip konularda. Maalesef mega projelerden bahsediliyordu. Yüzlercesi diyeyim. Hani ben abartmayı çok sevmem. Hiçbiri gerçekleşmedi. Ünyeyi hayal kırıklığına uğrattılar. Ünyeliği hayal kırıklığına uğrattılar. E Ünyenin bir hakkı var. Ünyelinin beklentileri var. gençlerin hayalleri var. bakıyorsunuz bir böyle hayal rüzgarıyla gelip seçimleri kazanan kazandıktan sonra da insanlara sırtını dönen bir yaklaşım sergiliyor iktidar partisi. Bu da bizi ziyadesiyle üzüyor ve ben bu konudan çok müzdaribim. Biz bu konudan çok müzdaribiz.